Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Mutlu haftalar diyelim. Gerçi haftayı bitirdik. Yeni hafta için dedim. Güzel bir hafta sonu olsun diyelim. Bugün mod buldum arkadaşlar. Bu mod çok hoşuma gitti. ETS2 oyuncusu olarak gerçekten başarılı bir mod yapılmış. Steam'den yapılmadı mod arkadaşlar. Steam modudur. Bu modun zaten kapak fotoğrafını gördünüz. Bu mod ne işe yarıyor, neler yapıyor? Ve dorselerin işte hamburger lambasını yapıyor. Ondan sonra led, kayar led lambasını yapıyor. Tırların bunlar SCS'nin olması gerekiyor arkadaşlar. SCS'nin tır ve dorselleri olması şartı var. Modlarla ilgili uyumlu değildir. Bunun altını çiziyorum. Oyun sürümümüz 1.48. Tam sürüm. En güncel haliyle. Şimdi bir de daha doğrusu bir diyorum ama birden çok fazla özelliği var bu modun. Kaç kişi? Biraz bazen unutuyorum. Özelleştirilmiş plaka arkadaşlar, hem yurt dışı, bize göre yurt dışı olan 5 plaka var, hem de 5 plaka var. Hemen size ekranı açmak için, nasıl olduğunu görmeniz için şöyle dosyaları göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar görürsünüz bu şekilde seçenekler var. Mesela bu 2'ye 5 arkadaşlar. Bir de 3'e 5 var. Ben ne yapmıştım? 0.6 sadece 45. Bunu aracın ön tarafına ön tarafına diyelim. Tırın arka tarafına arkadaşlar. Dorsenin de arka tarafına. Yalnızca TCS modlarında geçerli. Tekrardan söylemek istiyorum. Böyle bir şey daha var. Hemen ekranı oraya getirmek istiyorum. Evet. Şimdi burada arkadaşlar normalde SCS'de limanlı dorsellerden yani adı ne diye geçiyor onu size oyunda zaten görsel olarak söyleyeceğim. Frigorifik diyemedim türlü, bağışlayın. Şimdi bu dorsellerde biliyorsunuz klima takılıyor, termokinik klimaya bir özellik getirmişler. Bu özellik aracı çalıştırdığınızda kapalıyken böyle kapalı, hiçbir şey yok. Ama açıldığında arkadaşlar içerinin derecesi dışarının derecesini gösteren bir klima ayarı özelliği getirmiş. Bu var arkadaşlar.
Ama bizim için en önemlisi neydi? Plakaydı arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bu kesinlikle Threads MP'de geçerli değil. Baş tarafında PL yazıyor, Avrupa işareti var. O değişmiyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Altında yapımcının ismi var. Plaka bu şekilde, hadi görsel olarak bakalım. Nasıl yapalım ona bakalım. Şimdi bak, önce dorsayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Dorsayı açtım şöyle. Dorsa. Buradan zaten var. Üçü var. Moda eklemediğinizde bu üçü var arkadaşlar. Şimdi burada bir boyalı var. Bir de standart olanı var. Ben her zaman standart seçiyorum. Şu an oyunda olduğum için arkadaşlar bu dorsayı almadım. Ama derseniz alırım da geçmedim. Gerçi alacağım. Şuradaki gördüğünüz klima düğmesi yanıyor araç çalışırken. Böyle arkaya geçelim arkadaşlar. Standart PSC'nin dorsası böyle geliyor. Buraya geldiğinizde şu ayrı bir mod arkadaşlar. Onun da linkini isteyenlere verdim. Yani şuradan buraya kadar ayrı bir mod. Mesela şu sadece bu verdiğim moda ait. İsteyenler için bu üstteki gelir de vereceğim arkadaşlar, bildiğiniz olsun. Böyle kendiniz de yiyebiliyorsunuz. Bu şekilde hamburger ya da böyle hazır alabiliyorsunuz. Çok da güzel yanıyor. Biz modu göstereceğiz arkadaşlar ki acaba normal SCS'yi seçtiğimizde plakayı yapabiliyor muyuz? Yapıyorum. Yapıyorum. Ben böyle seçeceğim. Seçtik arkadaşlar. Çünkü ben daha doğrusu Dorsi'de genelde 2'ye 5 kullanılıyor. Değişmiyor. Buradan ne yapmıştım? Ben işte ya da aynısını seçmeyelim. Opsiyonuz. Evet. S 0.46 da yapabilirsiniz. Böyle sefer 6. Öyle kötü bir görüntü yok. Sadece şu siteyle numaralar birleşik olduğu için ben genelde ilk sayıyı yapmıyorum. Böyle daha belirgin gözüküyor. Dorsa da bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz gelin dorsayı alalım. Ama bu dorsa da sanıyorum genel oldu bana. Ha, gerçi bu dorsa destekliyormuş. Ben değiştireyim. Şimdi seçtim. Evet. Olduğum yer maalesef buranın içine değil mi? Evet. Tamam geçtim. Bir çift yapalım. Bunlar kalsın. Lastikleri evet. Lastiklerin modu da var arkadaşlar. İsteyenler için söylüyorum. Jant modu, alkol jant modu da var arkadaşlar. Baby Dross'un yapmış olduğu mod. Krone orijinal olarak yapıyor. Ya da isterseniz aracın kaplamasının renginin aynısını da yapabilirsiniz. Bu da. Böyle bir seçenek. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi buradaki arkadaşlar gösterdiğim uzatlar, yani paspaslar, bunlar hareketli, bunların da modu var. İsterseniz bunu da yorumda belirten olursa bunların hepsini tek tek bitireceğim. Bunun da modu var arkadaşlar bu arada. Etiket yazı yönlerinin. Bu da bir mod.
Şirketler, yazılar, tırlar vesaireler, öz göstergeleri bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bekleyelim. Şimdi burası tamam. Buna hamburger mi takalım? Yok, böyle kalsın. Kontrol sonuçta. Böyle yaptık. Evet. Ne yapıyoruz? Okeydik. Satın aldık. Konsilyeksi. Şu iki bir tanıklım var. Evet. Konsilyeksi. Farklı hamburger alalım. Şimdi volume olduğu için dediğiniz linkleri bırakacağım zaten volume ile ilgili. Far modu var arkadaşlar volume'da. Şimdi katlama modu var. Başka da ekstra bir mod. Interior modu var. Dashboard modu var arkadaşlar. Araç bu şekilde. Şuraya bir adam koydum. Dorse çok uzakta. Biz Dorse'yi alalım. Böyle yükümüzü de bulalım. Ha, tır ve dorsenin plakasını göstermeyi unuttum arkadaşlar size. Ledler bu şekilde yanıyor. Bakın. Şimdi buraya gelecektik, değil mi? Bakın şimdi arkadaşlar. Konta açıyorum. Bu kadar yani, çok güzel olmuş. Hani gerçeklik katmış. Gece nasıl görünüyor? Ona bakalım hemen. O gayet, bakın uzaktan bile belli oluyor. Gerçekten mükemmel yani. Şöyle bir resim çekmek istiyorum. Şöyle dörtlüyü de göstermek istiyorum size. Bunu gösterdikten sonra arkadaşlar, büyük taşımayalım yani, hatta böyle. Öğretip nasıl? Adıyaman'a göstereceğiz. Ben neyi sohbettim onu bilmiyorum. İç kabin aydınlatmamızı yakalım.
Bu arada grafik modu var arkadaşlar. İsteyene zaten onun linkini bırakacağım muhakkak. Yani hır sürüyoruz diye otobüs görüyoruz. Geç geç. Geçsene ya. Sen bekle Scania. F10. F10 değil ya. Bak. Beklemedi. Sen bekleyeceksin artık. Oyunun sesi bir tık. Evet, bu hatalar sürekli tabii arkadaşlar. Biliyorum oyunun sesi tabii ama görüntüsü net bir şekilde gördünüz. Anlatılan en azından düzgün bir şekilde anlamış oldunuz. Oyunun sesi zaten yüksekti. Anlaşılmazdı. Bir yönden de iyi oldu. Hatta ben oyun içinden sesi çıkacağım. Çok yüksek çıktığını fark ettim. Sesi kısacağım. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz bilenler biliyor, bilmeyenler için de anlatmış olalım tekrar. Gerçi geçenki videoda ben anlatmıştım. Uslu Gaming kanalımız biliyorsunuz onu komple silmiştim. Yani yaklaşık 2000 video vardı. 2000 videoyu da tamamen silmiştim. Sadece gönderiler duruyordu. Fotoğraf paylaşılan bölümler. Sonra ne yaptım? Bir ilham geldi. Bilgisayar sattığım halde. Bu arada Türkiye haritasındayız arkadaşlar. 24 daha 24 Türkiye'yi noktayız. Durumda. Linkini bırakacağım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bilgisayar sattım ama duramadım. Bir tanıdığım bilgisayarıyla otobüs kanalı, sadece otobüsün getirdiği bir kanal istedim. Bus TV yaptım. Yani Bus TV otobüsün İngilizcesi. Onu yaptım. Sadece otobüs yaptım. Bu sefer arkadaşlar .48 oldu ve 1.48'de otobüs kalmadı. Otobüs kalmayınca bas diye benim hiçbir anlamı şekli kalmadı arkadaşlar. Yani ve şöyle tepkiler aldım. Otobüs oynayacaksan git fren bas çek ya da işte bir bas çek ya da otobüsle ilgili bir simülatör çek. Böyle söylendi. Ve ben şöyle bir karar aldım tekrardan. Videonun silmedim. Bas TV'yi bozmadım. Sadece tasarım olarak, görsel ve banner olarak. Nasıl bir görüntü? Travego. Ben dedim niye tır çekemiyoruz? Tır da çekerim. Otobüs de çekerim. Taksi de çekerim. Kamyonet de çekerim. Ne yapayım ne yapayım dedim arkadaşlar. Ücretle banner ve profil değişimi olmasını istedim. Talep ettim. Yüksek bir ücret istediler. Ve yüksek ücret için örnek istedim. İnanın
fiyatın değeri yani misli misli düşük bir şekilde görseller geldi. Ve ben bunları kabul etmedim. Oturdum bilgisayarın başına görsel tasarladım. Çok basit bir görsel oldu. Ama ben beğendim. Yani bir kişi kendisi beğeniyorsa herkes beğenmiştir. Yani benim anladığım o. Ve izlenmeler, videolar, shortslar, kanala ilgi arttı. Sonsuz teşekkür ederim. Destekleyenler, izleyenler, like atanlar, abone olanlar ya da bunların hiçbirini yapmayıp kanala gelenler. Hepsine teşekkür ederim sonsuz bir şekilde. İçimde bir umut var ve 1.49'da yani 1.48'i geçtik. Çünkü Balkanlardan derece, Balkanlar derecesi biliyorsun 19 Ekim'de 170 TL gibi bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Balkanlar gerçekten İberya gibi değil. Çok çok görselli bir TL'ce olacak. Fiyatı hak ediyor. Çünkü ETS2'nin fiyatı zaten belli. Ama Balkanlar derecesi ile ilgili bir şeyler düşünüyorum. Kanalı takipte olanlar beni bilir. Bir şey yaparım. Hediyemi veririm. Ama şimdi değil arkadaşlar. İnanın bilgisayar almayı düşünüyorum tekrardan. Hani kasa gitti. Gerisi duruyor. Sadece kasa yok. Hadi Volvo, sen Volvo'sun çıkarsın. Hadi be. Umudum olduğu için arkadaşlar kanalın da canlanmasıyla beraber elimden geldiği kadar kanalı çekmeye, büyütmeye çalışıyorum. Gönül isterdi ki ETS'de otobüs çekeyim. Ama arkadaşlar maalesef otobüs çok az kaldı. Yani 3-5 tane. Emeklerine sağlık. Ben kimse de kusur bulmuyorum. Değişik etmiyorum ama benim tek şeyim şu. Ücretli mod kesinlikle bundan sonra almayacağım arkadaşlar. O zamana kadar aldığımdan ne oldu? Yani bu isyanı söylemek istiyorum. Çünkü bu zamana kadar aldığım hiçbir modun arkasında kimse durmadı. Yani küçük bir kanal olsam da ücretli aldığım modların sayısı haddi hesabı yok arkadaşlar. Yani inanın haddi hesabı yok. Tamam, ücretli olan modlar ücretsiz paylaşılmıştı. Kim kullanmaz? Herkes kullanır arkadaşlar. Bedava ekmeği kim yemez? Değil mi? Ama ücret artık ekonomi kabul etmiyor. Eksisi 2 olmuş 1200 lira indirimsiz halini söylüyorum. Ben bir de gelip bir moda 200 lira para mı veriyor ya da 60 lira para mı veriyor ya da yani 30 lira da olsa 30 lira mı veriyorum yani bugün gider 30 liraya bir tane ekmek alırım bir tane od alırım ya da bir şeyler alırım karnım doyururum. Değil mi arkadaşlar? Kimsenin de satın almasını tavsiye etmem. Satın almayı alın. ETS2'yi alın. Dereceleri alın. Yani oyun için bir şeyler yapın. Ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Mod satın almayın. Yayıncıysan mecbursun bazı modları satın almaya. Mecbursun arkadaşlar. Çünkü yayıncısın. Senin bir içerik üretici olan kişi illaki cepten yakacaktır. Bir de şöyle düşünün arkadaşlar, benim mesela maddi
Gelirim çoktur. Modalarımdır. Gözüme gelmez ama benim maddi gelirim azdır. Modalarımdır. Ben kanalım için bir şeyler yapıyorumdur. İzleyiciler için bir şeyler yapıyorumdur. Ama her şeyin ücretli olması, her seferin ücretli olması kınıyorum. Gerçekten kınıyorum yayıncı olarak. Kısa zamanda yaklaşık 400-500 arası yeni aboneler oldu. Ya da eski abonelerden var. Ben onlara teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiler. Beğendikleri için teşekkür ederim. Ya öyle diyelim. Aslında beğenmeyene de teşekkür ederim. Çünkü açık görüşlü olmak gerekiyor. Eleştiriye açık olmak gerekiyor. Yani ben şimdi bu kapağı 4K, 3090, 4090, 5090 ya da 890 gibi bir şey yapsaydım ne olurdu? Ne değişirdi? Hiçbir şey yok. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Bu videoyu anlatabilmek. Bakın mesela ne oldu? Bir hata yaptım. Oyunun sesini vermedim. Ama ne oldu? Bir hatamı, bir doğrum ayıktı. O doğru ne? Hiçbir ses yok. Sadece anlatımın sesi var. Bu doğru bir şey mesela. Belki orada oyunun sesiyle benim sesim karışacaktı. Ve siz hiçbir şey anlamayacaktınız. Ne oldu yani? Evin de bir çıldırmadım. Bu hatayı herkes yapar. Pek ben yapmıyorum. Bu videoyu akşam çekiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz sabah diyor olacaksınız. Pazar günü için çok güzel bir eğlenceli video gelecek arkadaşlar. Video çok eğlenceli. Mikrofon duruma bağlı olmaz belki. Vallahi tarladan gidiyoruz ha. Harbiyim. Evet, aranızda Kayserili, Adıyamanlı arkadaşlar varsa selam olsun. Böyle camı biraz açacağım. Neden kastı? Ooo, şu an dondu ekran. Acayip böyle var ya. Geçen gün de oldu. Geçen de Kayseri'den geçtim otobüste. Burada çok kasmış. Burada bir şey var. Onu söylemek gerekiyor artık evlerin içine. Gideceğim mi artık ya?
Mevlana Pazarı. Aracın sesi de bir moda arkadaşlar, bilginiz olsun. Onu da bırakacağım. Bu arada arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Gerçekten sonuna yaklaşıyoruz. Mod paylaşımlarında ya da mod videolarında fark ettiyseniz çoğu YouTuber, yayıncı video paylaşmayı sever insanlar. Tankır Özlem gidiyor. Efsane 403 ile bu link bırakmıyor arkadaşlar. Reklamlı da olsa reklamsız da olsa hiçbir şekilde link bırakmıyor. Neden? Bir düşünürüz mü? Neden? Size ben söyleyeyim. Birincisi, kanalında telif vardır. Bir ya da iki ya da üç. Üç olmuyor. Üç olunca gidiyor zaten hesap. Bir ya da iki. Evet. Şarkı bile paylaşamaz. YouTube'un kendi şarkılarını bile paylaşıyor. Yani paylaşır ama bir iki tane kısık sesli. Ya da ikinci nedeni söylüyorum. Reklam verme kanalını bilmiyordur. Ama normal ligde koymak istemiyordum. Böyle de vardı. 3 link koymaz. Ben de her mod vardır. Ama link paylaşmam kardeşim. Yakında 1.49'da işte bir ay sonra ya da link paylaşamıyorum gibi İngilizce Türkçe olarak. Yani yabancı kanallar da var. Türk olup yabancı kanal işletenler de var mesela. Link koymazlar. Link koymayanlar bilir anlasın. Yani ben çok saçma buluyorum arkadaşlar. Ben yaklaşık neye geçti? Bu YouTube'dayım. Bir 4 aylık ara oldu. 4-5 aylık.
Link koymadan paylaşmayı denedim arkadaşlar. İnanın çok kötü oldum. Neden biliyor musunuz? Video izliyordum. Mesela bir mod videosu izliyordum. Fark etmiyor. ETS2 ya da Amerikan Truck ya da işte GTA 5. Ya bakıyordum. Link yok. Aa, Tofaş gidiyor. Hain mi? Tofaş mı? Doğan mı? Tofaş da. Doğan mı? Sahin mi? Dedi. Yani yazıyordum. Yorum yapıyordum oraya. Diyorum ki link paylaşabilir misin? Dedim. Ya da yabancıysa yabancı olarak soruyordum. Ya cevap vermiyor. Ya paylaşamıyorum yazıyor ya da yakında yok. Ya da özel yazıyor. Kardeşim, özel olsa ben yorum yapmam zaten. Özel mod. Yani ücretliyse de yani modun sahibine yönlendirirsin. Onunla uğraşırım. Onunla görüşürüm. Ya da niye paylaşmıyorsun mesela? Sebep ne? Paylaşmıyorlardı. Tuhaf oluyordum yani. O videoyu beğen, çok da güzel olsa beğenmiyordum. Hatta kaç videosu linksizse hemen abonelikten çıkıyordum. O yüzden ben link koymadan asla yapamam. Keşke arkadaşlar vaktim olsa da burada kullandığım 50 modun hepsini sıralasam size. Ama o kadar vaktim yok. Önemli olan neydi? Bu videoda mesela hangi linkleri koyacağım? Bir Türkiye haritası modu. İşte Volvo ile ilgili modlar. Lastik ile ilgili modlar. Jant ile ilgili modlar. İşte ana konu plaka değiştirmek isimleştirme söyleyemedim. Ya da arka şey arkadaşlar. Işık var, ledler. Ya da o öbür diğer hamburger modu. Ya da bu beyaz ambiyans interior arkadaşlar. Ben bu arada paspası söylemeyi unuttum arkadaşlar. Böyle biraz yakınlaşmak istiyorum. Normalde bu hareket ediyordu arkadaşlar. Demek ki bir modla çakışıyor. Yani yalancı çıkmayalım da. Normalde mod o. Paspas sallanan paspas. Malatya'ya selam olsun. Malatyalılara da selam olsun. Çatmadık değil mi? FTT kargo. Ooo, Aftros'a bakar mısınız? Çok iyi ya. Hadi gidelim de şimdi arkadan iyi şeyler yemeyeceğiz.
Balkanlar Denizi'nde izinli olursam arkadaşlar, buna müsait olursam bir dakika yayın yapacağım. Ertesi gün videosunu yapacağım. Önce bir tanıtım olacak. Port şeklinde. Ondan sonra da video. Üzerli kilometre bir şeydi ya, bitmedi. DGS şey olmasın arkadaşlar. Ölçeği yükseltmesin. Sürekli DLC dediği için. Bilmiyorum, birkaç oyundur ben bitmiyor. Yani diyeceksiniz Türkiye haritası var, ne alaka diyeceksiniz. Türkiye haritası olsa da olmasa da. Promos'ta oynadım mesela. Geçen gün. Bitmiyor arkadaşlar. Mercedes'sin ya. Yani 30'a kadar düşecek, ne yaptın? Adıyaman'a, Adıyamanlılara selam olsun. Çarpacak mıyız? Bakın. Volvo'nun muhteşem özelliği. Ama durduktan sonra gidiyor ya. Ne yapacak mı diye korkuyorum. Hemen frene asılıyorum. Bekle. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım buydu. Biraz da turlamış olduk. Bir sonraki video pazar günü olacak sabah. Çok eğlenceli bir video olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.